Merhaba sevgili izleyicilerimiz. İBM kanalında yapmakta olduğumuz İrfan Yolculuğu programımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni dönemimiz inşallah hayırlara vesile olsun. Rabbim hakkı konuştursun, hakkı dinlettirsin, hakla meşgul etsin. Bizi bu yolda daim ve kaim eylesin inşallah. Elimden geldiğince Risale-i Nurlar'la beraber devam etmeye çalışacağım bu yolculuğu. Çünkü zaten yolculuğu tarif eden bize üstadımız, insanı bir yolcu olarak tarif eden o. Programımızın adı da bu yolculuğun yolcusu olarak İrfan Yolculuğu. Bu yolculuktaki rehberimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den süzülme hakikatler Risale-i Nurlar. Biz de onlarla yürümeye çalışacağız inşallah. Bu konular, işleyeceğimiz konuları, yorumlara istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Onlara öncelik verebiliriz. Öncesinde de bunu hatırlatmış olayım inşallah. Bugün itibariyle başlangıç olarak tevhid dedik, iman dedik. Dolayısıyla bu husustaki belki de Risale-i Nurlar'daki en külli tevhid konusunu içine alan 20. mektupla başlayalım istedim inşallah. Orada biliyorsunuz Üstad Hazretleri bir tevhid cümlesini serlevha ediyor. Sabah ve akşam namazlarından sonra 11'er defa söylenmesinde büyük bir fazilet olan La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir cümlesini bize izah ediyor. İçerdiği müjdelerden bizleri haberdar ediyor. Bu müjdelere geçmeden önce bu tevhid cümlesiyle alakalı olarak bir mukaddime, bir ön söz bize Üstad Hazretleri izahta bulunmuş, ön sözünü yapmış. Ben de o ön sözle beraber girmek istiyorum inşallah mevzumuza. Diyor ki burada, katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Yani Allah'a inanmadır. İmanı billah'tır. Yaratılışın ve yaratılışta Rabbimizin bize koyduğu bütün latifelerin koyulma sebebi, var olma sebebi, insanın var olma sebebi, insandaki latifelerin fıtratına konulan akıl, kalp, ruh, sır, ahva gibi daha içe dönük olarak insanı insan yapan o değerlerin var olma sebebi demek ki imanı billah. Allah'ın bilinmesi, Allah inanılması, Allah'a inanılsın diye koyulmuş. İnsan Allah inanmamız için, ona inanmamız için demek ki bu latifeleri koymuş. Ama arkasından diyor ki Üstad Hazretleri, bu imanı billah içerisindeki en insaniyetin en âli mertebesi, yani inanmanın, inanan insanın, bir kere Allah'a inanan insanın en âli, en üstün mertebesi, insan olmanın, beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Yani taklidi imandan tahkiki imana geçme imkanıdır. Geçme sürecidir diyelim ya da marifetullah. Marifet, irfan yolculuğunda da diyoruz, marifet yolculuğu aslında. Rafine edilmiş bilginin yolculuğu, süzülmüş, kainattan süzülmüş bilginin yolculuğu, ilmin yolculuğu. Ama nasıl bir bilgi, nasıl bir iman, bizi nasıl bir ilim ve nasıl bir bilgi bizi Allah'a götüren, Allah'ı tanıtan, tanımamıza vesile olan bir irfan, bilgi, iman. Demek ki beşeriyetin en büyük makamı bu diyor. Sonra da cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Yani yolculuğa bakın. Önce iman, imandan sonra
imanla kainata bakma, iman gözlüğünü gözüne takma ve o iman gözlüğüyle kainata bakma. Yani tabiat gözlüğüyle değil, esbab gözlükleriyle değil, iman gözlüğünü gözüne takarak kainata bakma, varlık alemine bakma. Varlık aleminde hakkı okuma, Rabbini okuma, Rabbini anlama, Rabbini bulma yolculuğu marifetullah. Ve bunu bulduğu zaman da insan demek ki nereye gidiyor, neye dönüşüyor ya da ne hissediyor? Muhabbetullah diyor. Marifetullah'ın içerisindeki muhabbetullah'tır diyor. Yani bildikçe seveceğin bir yolculuk, birine doğru, bir yere doğru gidiyorsun. İnançla yola çıkıyorsun. Evet, inanıyorum. Bu varlık alemini yaratan Allah'tır. Başka olamaz diyorsun. İmanı billah. Ama bu Allah nedir, nasıldır, ne yapar, nasıl yaptı? Bütün bunlar için bakıyorsun kainata, varlık alemine. Onu da Üstad Hazretleri Ayetül Kibra Risalesi'nde de biraz yapmıştık sizlerle. İşte arz basamağı, hava basamağı, efendim yağmurların dilini dinlemiştik, gökyüzünün Allah'ı anlatmasını dinlemiştik sizlerle. Onu o yolda yürümüştük. İşte bütün oralarda Allah'ı görüyor, Allah'ı buluyor, Allah'ı biliyor ve onun arkasından sadece oralarda bulunmak, bilmekle kalmıyorsun. Afaki Allah'ı buluyor. Sonra dönüyor enfüsi olarak marifet yolculuğuna çıkıyorsun. Yani kendi iç dünyanda kendine bakarak kendindeki Rabbini bulma. Kendinin hani bir ben vardır bende, benden içeri diyor ya Yunus Emre, onun gibi. Senden içeri sen olan, ben olmayan, ben diyemediğin, bana mal edemediğin bir sen var, bir ben var içimizde. Senin olmayan, hiç senin olmamış, hiç sende olmamış. İşte onu bulmayı yolculuğu, o marifet. Enfüsi bir marifet yolculuğu ve onu buluyorsun. Buldukça, bunu bulduğun zaman beni yaratan, rızıklandıran, hatalarımı affeden, tekrar tekrar yaptığımda tekrar affeden, rahmet etmeye devam eden, işte havasından, suyundan en güzel şekilde istifade ettiren, mahlukatın en şereflisi olarak, insan olarak yaratmış olan Rabbini buluyorsun. Ve o insan olma içerisinde işte kaşın, gözün, kulağın, nimetler, sana taktığı nimetleri görüyorsun. İç içe, enfüsi olarak gidiyorsun. Kalp, ruh, akıl keşfine çıkıyorsun. Ve bütün bu keşiflerde bir yere götürüyor seni duyguların, öğrendiklerin, marifetin nereye götürüyor diyor Üstad Hazretleri? Muhabbete götürüyor. Yani tanıdıkça seviyorsun. Tanıdıkça aşık oluyorsun. Ne kadar tanıyorsan o kadar aşka müptela oluyorsun adeta. Çünkü sevilmeyecek gibi değil ki. Çünkü insan sevmek için neyi arıyor? Cemal, kemal, ihsan diyor Üstad Hazretleri. Üç şeye aşık insan. Cemale, kemale ve ihsana aşık. İyiliğe, güzelliğe, olgunluğa. Ve işte marifetle bu cemali, bu kemali, bu ihsanı doya doya hissediyor, idrak ediyorsun. Ve her bir idrakinde nereye ulaşıyorsun? Muhabbetullah'a diyor Üstad Hazretleri. Tanıdıkça sevmemenin mümkün olmadığı bir zatın kulu olduğunu fark etme. Bir zatın mahbubiyet, onun sevgilisi olma makamının talibi olduğunu, o makama çıkabileceğini, alay-ı illiyinin senin için hazırlandığını idrak noktasına geliyorsun. Ve muhabbette işte asıl aşkın verileceği yer, sevginin yönlendirileceği yer, o muhabbete ulaşıyorsun. Sevmemek mümkün değil dedik. Evet, muhabbetullah. Ve böyle bir muhabbete ulaştığı zaman insan hemen arkasından diyor ki Üstad Hazretleri, ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç, işte o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet. O muhabbeti bulduğu zaman işte insan o lezzeti ruhani, o ruhani haz, tadı bulmuş olur. Nitekim ayetlerde de, ayette de Allah-u Teala bizlere ne der? İnsan ancak kalpler
Allah'ın zikri ile tatmin olur. Hani Allah'ın zikri ne demektir? İşte Allah Allah demek değil orada. Evet, kalp Allah diyorsa, yani hani sevgi, sohbeti cananla atar ya hani kalp. Onu söylesem, onu dinlendirsem, ağzıma o gelse, dilimde o olsa, gözümün önünde o olsa, hep onunla meşgul olsam, dediği varlık eğer Allah ise, işte gerçek lezzeti ruhaniye odur. Çünkü bütün hakiki saadet, halis sürur, şirin nimet ve safi lezzet marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Ve bunun neticesi elde edilen lezzettedir. Yani insan hep bir mutluluğun peşinde, öyle değil mi? Hep mutluluğu arıyor. İşte makamda arıyor bazen. İşte mesleğindeki kariyerinde arıyor. Efendim evliliğinde arıyor. Evlatlarında arıyor. Evinde, eşyasında arıyor bazen. Ama bakıyorsun ki ulaştığın her yer doyumsuzluğa götürüyor. Yetmiyor yani insana. Çünkü neden? Allah nasıl yaratmış? Ancak Allah ile onu bulunca mutlu olacak. Onu arıyorsun. Her bir varlığın üstünde işte bir hüsn damgası, bir güzellik damgası, bir cemal, bir kemal damgası görüyorsun. Benzer şeyler görüyorsun. Ve ona tutunuyorsun. Ama o tutunduğun durmuyor, gidiyor. Ve sen baki olanı arıyorsun. Rabbini arıyorsun. Hiç senden vazgeçmeyeni arıyorsun. Her şeye rağmen seni seveni arıyorsun. Her şeye rağmen üstünde hüsn, cemal, güzellik, olgunluk, ihsan damgası bulunanı arıyor. Kalp onu arıyor ve onunla mutlu, onunla huzura buluyor ancak. Onun için daha önceki videolarda da dile getirmiştim ben. Yine her zaman dile getiriyorum bunu. Kendime de hatırlatıyorum. Sizlere de bir hatırlatma olsun. Çünkü iki gönül bir olunca samanlık seyran olur denir ya. Oradaki iki gönlün, birin samanlığı seyran eden iki gönlün birinin kul, birinin Rabbimiz olduğunu düşünüyorum ben. Eğer Rabbimiz bizden razı, biz de ondan razı ise işte o zaman samanlık seyran olur. Nerede olursan ol. Onun için Üstad Hazretleri öyle demiyor mu? Allah'a inanan ve ona itaat eden, onun kulu olduğunu idrak eden, o idrakle yürüyen manasına ona itaat eden, ona ram olan zindanda dahi olsa bahtiyardır. Şartları zindan gibi olsa da illaki zindanda olmak gerekmiyor. Şu yaşayışı itibariyle, şartlarımız itibariyle günümüzde değişik değişik şartlar içerisinde kaldık şu süreç dolayısıyla, öyle değil mi? İşte bu şartlar içerisinde biz ne kadar olursa olsun bir arada zindanları yaşadığımız dönemler, zamanlar, gerçek zindanları yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dışarıda da zindan gibi günleri yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, işte ancak neyle aşılacak onlar? Neyle aşılıyor? İmanla, itaatle. Allah'a iman ve itaat. Çünkü onun içerisinde ne var? Marifet ve muhabbetullah var. Her işin içerisinde, her hususta bir hikmeti olduğunu, Rabbimizin bir hikmeti olduğunu düşündüğümüzde, o hikmete ram olduğumuzda, o hikmete teslim olduğumuzda, o iki gönül bir olduğunda işte o lezzeti ruhaniye, o iç dünyanın lezzetine ulaşmış oluyor insan. Nitekim şu perişan dünyada diyor Üstad, dünyada avare nev-i beşer içerisinde semeresiz bir hayatta, öyle değil mi? Meyvesiz bir hayat dünya. Sadece dünya yönüyle baktığında. Sahipsiz, hamisiz bir surette aciz bir, miskin bir insan. Dünyanın sultanı olsa kaç para eder diyor. İşte bu avare nev-i beşer içinde şu perişan fani dünyada İnsan sahibini tanımazsa, malikini bilmezse ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder. Kudretine istinat eder. Kudretine dayanır. Dağ gibi arkasında Rabbisi var. Rabbisinin kudreti var. Ona dayanır.
ve o vahşetgah dünya, o yalnız ve zalim, zalimlerle dolu olan o dünya neye döner? Bir tenezzügaha döner, bir seyir yerine, Rabbinin hikmet pencerelerinin açıldığı her bir günde, her bir anda, her bir hadisede değişik değişik hikmetlerini seyrettiği bir tenezzüh, bir seyir yerine döner ve bir ticaretgah olur. Ahireti kazandığı, cenneti kazandığı, cemalullahı kazandığı, dünyanın bir sene mesudane hayatının cennetin bir saatine denk gelmediği, cennetin bin sene mesudane hayatının cemalin bir saatine denk gelmediği bir neticeye, bir ticarete ulaşmış olur diyor mukaddimede, ön sözde Üstad Hazretleri. Bir iki müjdeye değinip ondan sonrasını diğer videolara bırakacağım inşallah arkadaşlar. Evet, hemen birinci makamda birinci kelimeyle başlamış oluyoruz böyle bir ön sözden sonra. Birinci kelimemiz neydi? La ilahe illallah. Çünkü cümlemiz la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Lehül mülk ve lehül ham. Yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut. Biyedil hay. Ve huve la külü şeyin kadir. Ve ileyhil masirdi. İşte böyle bir cümlenin ilk kelimesi ne? La ilahe illallah. Peki ne gibi bir müjde var la ilahe illallah'ta? Bu tevhid kelimesinde, asli tevhid kelimesinde ne gibi bir müjde var? Diyor ki üstad, öyle bir müjde var ki bunda. Hadsiz hacata müptela, sonsuz ihtiyaçlara talip olan, mecbur olan, iptila alışmış olan, nihayetsiz adanın, sonsuz düşmanların hücumuna hedef olan insan ruhu şu kelimede öyle bir noktayı istinat bulur ki, öyle bir dayanak noktası bulur ki bütün hacatını, bütün ihtiyaçlarını o kelimede temin edebilir, tedarik edebilir. Öyle bir hazine-i rahmet kapısını ona açar ve bütün düşmanların şerrinden emin edecek bir mutlak kudret sahibi olan mabudunu, halikını bildirir. Çünkü ne diyor la ilahe illallah? La ilahe. Bütün ilahları reddediyor önce. Hiçbir güç ve kuvvet sahibi yok. Hiçbir iktidar sahibi yok. Kimden başka? İllallah. Benim Rabbimden başka. Bütün ipler onun elinde. Bütün zenginlikler onun elinde. Bütün imkanlar onun taht-ı kudretinde. Bütün düşmanlar onun emrinde. O izin verirse düşmanlık edebilir, onun izin verdiği kadar edebilir. Şimdi bütün emirler, bütün ipler onun elindeyse, hani teşbihte hata olmasın. Çok korktuğumuz diyelim ki vahşi bir köpek ama sahibi, ipi sahibinin elindeyse çok da korkmayız, öyle değil mi? Korkarız ama biraz ürkeriz belki. Ama bakarız ki sahibi böyle sağlamca tutuyorsa, ha sahibi var, öyleyse ben onun yanından geçebilirim. O bana saldırmaz, emniyet ve güven içerisinde oradan devam edebilirsin yoluna. İşte aynen öyle de dünyadaki düşmanlarına karşı karşılaşacağın, evham ettiğin, kaygı duyduğun istikbal endişelerine karşı, bütün düşmanlarına karşı, bütün o düşmanların ipi kimin elinde? Rabbinin elinde. Çünkü bütün kalpler, sebepler, yaratan, iktidar sahibi olan, idare eden, Rab olan, Halik olan, veren, alan, almaya kudreti yeten ne? Kim? O. Çünkü başka ilah yok. Çünkü ondan başka yok. La ilahe deyip reddettim zaten başka ilahları. Kimin varlığını kabul ediyorum? Rabbimin varlığı zaten. Yegane ve tek. Yegane ve tek. Onun varlığı. Dolayısıyla ipler onun elindeyse ben ihtiyaçlarım için korkar mıyım? Korkmam. Çünkü o beni biliyor. Gönderir yani. Darda kaldığımda gönderir. İhtiyaçlarım giderilir yani benim. Beni biliyor. Her yerde görüyor. Benim ihtiyaçlarımı çok düşünecek rahmetli, şefkatli olan diyelim en şefkatli anneleri düşünelim. Görmediği yer,
ulaşamadığı yer, öyle değil mi? Evlatlarımızın ulaşamadığımız, gücümüzün yetmediği ne çok şey var. Ama Rabbim ise, ben öyle oluyorum bazen evlatlarım için. Allah'ım benim elimden gelmiyor. Senin kulların ama. Ben senin bana verdiğin merhamet ve şefkatle onlara şefkat ediyor, merhamet duyuyor ve dolayısıyla bu kadar onlar için dualar ediyor, onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyorsam, sanki bendeki şefkat deryada damla bile değil, sahipleri sensin, şefkatin menbaı, rahmetin menbaı da sensin Allah'ım, senin kulların. Senin kulların diyorum. Şimdi o senin kulların deyince bitiyor yani. İhtiyaç bitti. Sahipleri var. Sahibi var ve öyle bir sahip ki marifetle mukaddimedeki marifetle neyi öğrendik? Rızkı veren, dertleri gideren, güç ve kudret sahibi olan oydu. Öyleyse sahibi varsa derdimiz yoktu. Allah var, gam yoktu. Düşmanlar için korku yoktu. Düşmanlarımız için İhtiyaçlarımız için gamımız yoktu yani. İşte la ilahe illallah dediğimizde, o imanı içimizde tam olarak hissettiğimizde tam olarak bunu duyuyoruz arkadaşlar. Bu günlük olarak böyle ilk günün belki videosu biraz kısa olsun, çok da bıktırmasın istiyorum. Kısa kısa bir şekilde bu müjdeleri sizlere vermek, birer ikişer kelimeyle devam etmek istiyorum. İnşallah sıkmazsak gidebildiğimiz yere kadar 11 kelimeyi inşallah bitirelim arkadaşlar. Onun için inşallah önümüzdeki hafta diğer kelime neydi? La ilahe illallah vahdehu ve sonra la şerike le, lehül mülk ve lehül hamd. Yapabilirsem bu 4 kelimeyi bir arada sizlerle beraber işlemek istiyorum. Rabbim izin verirse bugünlük Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizden sonra inşallah Melike Hocam'ın kırık testi okumalarında devam etmeyi, izlemeyi unutmayın. Tabii beğenip paylaşmayı, bu videoların devamı için destek olmayı da unutmuyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta sizlerle kırık testi okumalarında serimizin 11. kitabı olan Yaşatma İdeali isimli kitabımızla beraberiz. Konu olarak Kulluk ve Tevettül isimli başlığı seçtik. Hocamıza yöneltilen soru şu şekilde: İbadetleri cennet arzusu, cehennem korkusu, mehabet duygusu ya da abd mabud şuuruyla eda etme açılarından tevettül nasıl anlaşılmalıdır? Bu zaviyeden taciran, bendegan, sadıkan ve aşikan zümrelerinin hususiyetleri nelerdir? Cevap: daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği üzere insanda cennet arzusu, cenneti isteme mevzuu başka bir meseledir. İbadetleri böyle bir arzu ve isteğe bağlama ise tamamen başka bir meseledir. Evet, insanda cennet arzusu olmalıdır. Ancak ibadet kat'iyen cennet arzusuyla eda edilmemeli ve cennete girmenin bir vesilesi veya basamağı olarak görülmemelidir. Belki kulluk vazife ve mesuliyetlerimiz kudreti bir nihaye ve rahmeti namütenahiye sunulan ubudiyet veya derecesine göre ubudet olarak görülmelidir. Cennete girme meselesi ise Cenab-ı Hakk'ın lütfundan ekstra olarak beklenmelidir. Bunu teyit eden bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiç kimse ameliyle cennete giremez." buyurur. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Siz de mi ya Resulallah?" diye sorar. Sahabe efendilerimizin kendi durumlarını belirleme adına Resulü Ekrem Efendimiz'e böyle bir soru sorması, onların firaset enginliğine delalet eder. Yani mesele Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi bir insanda test edilirse, kendi durumlarını anlamaları daha kolay olacaktır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Evet, ben de amelimle cennete giremem. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle beni sarıp sarmalar ve fazlıyla ve ekstra lütuflarıyla serfiraz kılarsa o müstesna." Buhari ve Müslim'de geçen bu hadis-i şerif değerli izleyicilerimiz, biz müminler için ciddi bir yol gösterici hadis-i şerif aslında. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani Allah'tan ümidi kesme adına değil de
kişinin ibadetine, ameline güvenmemesiyle alakalı bir yol gösteriyor bizlere aslında. Devamındaysa sorumuzdaki zümreleri, sınıfları açıklayacak kıymetli hocamız bizlere. O kimseyi yüzüstü yerde bırakmaz. İbadetlerini cennet arzusuna bağlayanlara taciran, cehennem korkusunu esas alanlara bendegan, mehafet ve mehabet duygusuyla kullukta bulunanlara da sadıkan diyoruz. Taciran olanlar pazarlama işindedirler. Yani ben ibadet edeyim, namaz kılayım, oruç tutayım, zekat vereyim, sen de bana cenneti ver gibi bir anlayışa sahiptirler. Aslında Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevbe suresi. Ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi her şeyini Allah'a veren kimseyi Allah da yüzüstü bırakmaz. Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi'nin dediği gibi, sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de hak rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifinden sonra müminlerin ümitsizliğe düşmemesi adına hocamız devamında bize aslında ciddi bir ümit kaynağı sunmuştur. Hani evet kimse ameliyle, ibadetiyle cennete giremez ben bile buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kıymetli sözünün üzerine Allah Teala'nın yapılan hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayacağını, yeter ki bizim onun rızası için gayret göstermemiz gerektiğini belirtiyor kıymetli hocamız. Bununla da beraber sorumuzdaki o kelimeleri sınıflandırıyor. Hani diyor bir mümin eğer cennet arzusuyla ibadetini yapıyorsa taciran, cehennem korkusunu esas alıyorsa bendegan, mehavet ve mehabet yani olması gereken duygularla kullukta bulunuyorsa buna da sadıkan diyoruz diyor. Devamındaysa aşikan zümresinden bahsediyor hocamız. Onun içinde işte diyor taciran bendegan anlayışı dışında kulluğunu hiçbir beklentiye bağlamadan herhangi bir beklentiye girmeden sırf sevilmek onun hakkı. Sevmek ise bizim vazifemiz mülazasına bağlı götüren kimselere ise aşikan denir. Sorumuzun ilk kısmında bulunan taciran, bendegan, sadıkan ve aşikan zümrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra kıymetli hocamız tebettül kelimesinin manasını bizlere anlatıyor. Şu şekilde tebettül ve teptil. Tebettüle gelince o Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil suresinde bir setin bidayetinde ilk gelen ayetler arasında Efendimiz'e emredilen hususlardandır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahyin sıkleti, alemin farklılaşması, buğutların değişmesi, alem-i lahuta kapıların açılması karşısında kendisine verilecek olan risalet vazifesini Cenab-ı Hak tarafından yavaş yavaş rehabilite ediliyordu. Çünkü ona verilecek vazife müktezai beşeriyat gereği çok ağır bir yüktü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mükemmel bir donanıma sahip olmasına rağmen ilk vahiy geldiğinde bir heyecan ve bir yönüyle belki bir helecan yaşamıştı. Bunun üzerine örtüsüne bürünmüş ve beni örtün, beni örtün demişti. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu, ey örtüsüne bürünen şanı yüce nebi, kalk, az bir kısmı hariç geceyi ihya et. Ayet-i kerimelerini indirdi ve aynı surenin içinde ona hitaben şöyle buyurdu. Bir de ona karşı tebettül yolunda ol. Tebettül, tekellüf ifade eden bir bapta kullanıldığı için şu manaya gelir. Sen masivadan sadece bir kereliğine kat'i alaka etmekle kalma. Bu mevzuda istikrar ve istikamet içinde ol ve kendini zorla. Varlık, mahlukat, fıtratına yerleştirilen arzular ve evlad-ı iyalin var olduğu halde sen bunları kendi düşünce ve izan dünyanda Adem'e mahkum et. Et de cismaniyetinden sıyrıl, bedeni varlığından tecerrüt et. Kalp ve ruhun yörüngesine binerek bütün benliğinle Allah'a teveccüh ol, ona yönel, ona yürü. Kullukta derinleşmemiz adına öğrenmemiz gereken önemli kelimelerden biri tebettül kelimesi değerli izleyicilerimiz. Müzzemmil suresinin 73. ayet-i kerimesinde karşımıza çıkıyor. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden biz müminlere gönderdiği bu mesajda yani kullukta Allah'tan başka her şeyden
masivadan sıyrılıp sadece ona yönelmek ve sadece onu düşünmek olduğunu belirtiyor. Bununla alakalı yazımızın devamındaysa Hazreti Meryem validemizle alakalı güzel bir not düşmüş hocamız. Bu zirveyi ihraz eden kimseye de Betül denir. Meryem validemize Betül denmesinin sebebi de budur. O her şey var olduğu halde Allah'tan başka hiçbir şey görmemiş, ona imanı nazar etmiş, yoğunlaşmış, konsantre olmuş ve bütün masivadan kat'i alaka ederek mihraba kapanmış ve bu sayede adeta ahiretin semeratı ile beslenmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şu ifadelerle anlatır. Zekeriya onun bulunduğu maksureye her ne zaman girse orada terütaze yiyecekler buluyordu. Hazreti Zekeriya, ya Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun dediğinde aldığı cevap şu oluyordu. Bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Evet, masivadan kat'i alaka edince her şey emre amade olur. Evet değerli izleyicilerimiz, hak rızası yolunda ilahi kelimetullah yapma gayretinde olan insanların belki de başucu yapması gereken bir kelime ki muvaffakiyete, başarıya ulaşmak istiyorsak tebettül yolunu tutmamız gerektiği. Bu aslında birçok benzer kelime var. Bunlardan biri de ihlas, bildiğiniz üzere. Hani hakkın rızasına ulaşmak istiyorsak, kulluğumuzda arızasız bir şekilde yol almak istiyorsak, ondan başka her şeyi kulluk esnasında kapı dışarı edip sadece ona yönelmek belki de bütün zorlukların, bütün sıkıntıların içinde bizleri başarıya, muvaffakiyete ulaştıracak düsturlardan birincisi değerli izleyicilerimiz. Tabii tebettül kelimesi bu okuduğumuz örneklerde anlayacağınız üzere çok zor bir mesele ve işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Meryem validemiz ve konunun devamında Hatice validemiz olsun, Ayşe validemiz olsun birçok sahabe efendilerimizden de bahsetmiş hocamız. Biz sıradan insanlar için bunu belki bu derece uygulamak, böyle keskin sınırlar belirlemek insanlığımız, nefsimiz adına da zor olabilir veya beraber yolda yürüdüğümüz insanlar adına da zor olabilir. Bununla alakalı da kıymetli hocamız son kısımda bizlere çok güzel bir reçete sunmuş. Mutlak tebettül diyebileceğimiz her şeyden kat'i alaka etme ve çevresindeki her şeyi elinin tersiyle itme meselesi seyr-i sülük ruhanide muhakkaten yaşansa bile hayatın tabii seyri içinde mütemadi hale getirilmemelidir. Böyle yaparsanız hiç farkına varmaksızın değişik suistimalata kapı açmış olursunuz. Çünkü insan hayatında meşru daire içinde bir kapı aralığının bulunması gerekir. Elbette ki meşru dairedeki bu zevk ve lezzetler keyfe kafidir. Fakat siz o yolu kapatır, o kapıyı aralamaz, meşru dairedeki o zevk ve lezzetlerden insanların istifade etmesini temin etmezseniz, onların gayri meşru daireye girme ihtimalini artırmış olursunuz. Evet, insanların meşru daire içinde kalarak Allah'ın emirleri çerçevesinde bir hayat yaşamalarını istiyorsak ne yeme içmede, ne ailevi hayatta, ne de çoluk çocuk sahibi olma gibi mevzularda meşru dairedeki kapıları kapamamalıyız. Tebettülde bir taraftan yaşatma arzusuyla hayatın göbeğini, otağını kurup oturma varken diğer yandan da kalbi, ruhi, hissi ve zevki hayat itibariyle namütenahiye açılmak ve her zaman Allah'la münasebet içinde bulunmak söz konusudur. Bundan dolayıdır ki bu yol daha selametli, daha emniyetli ve daha güvenilirdir. Rabbim okuduğumuzu anlamayı, anladığımızda amel etmeyi nasip etsin her birimize. Hakiki betüllerden eylesin değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.